İnkarcılarla işbirliği halinde oldukları bildiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytandan Allah'a sığınırım. Münafıklara müjde ver. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler edinirler. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Bir kuvvet, bir yere dayanma ihtiyaçları var. Bu yüzden de küfrü daha güçlü görüyorlar kendilerince. Mehdi'nin yanından ayrılan evet. Münafıklar da öyle yapacaklar değil mi? Evet, gidip küfrü inşallah. De destekçi arayacaklar. Evet. Gidip münafıklara sığınacaklardır. Evet. Bir de münafıklar kendi aralarında bir kavim oluyorlar. Ayrılamıyorlar münafıklar. O çok acayip. Mesela münafık normalde kafirlerle gidip işbirliği yapması gerekirken ayrılıp bir araya gelip yeni bir cemaat oluşturuyor münafıklar. Birbirlerini buluyorlar demiştiniz. Mesela çok acayip mucize bu. Evet. Yani normalde birbirlerinden nefret ederler diyor Allah Kur'an'da. Buna rağmen kalpleri parça parçadır diyor. Birbirlerini nefret ederler ama birlikte hareket ederler diyor. Evet. Kafir topluluğuna girmiyorlar. Yine ayrı bir kavim oluşturuyorlar. Evet. Büyük mucize. Evet. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Münafık edenleri görmüyor musun ki? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine derler ki, andolsun eğer siz yurtlarınızdan çıkarılacak olursanız mutlaka biz de sizinle birlikte çıkarız. Ve size karşı olan hiç kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa elbette size yardım ederiz. Oysa Allah şahitlik etmektedir ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Biz kafirler diyor biz sizinle ittifak ederiz. Onlara karşı Müslümanlara karşı diyorlar. Ama bir durum olduğunda kafirleri de bırakıyorlar. Onlar da destek olmuyorlar. Kendi dertlerinin peşine düşüyorlar. Yani münafık çok eşşeğe çok azgın bir mahluktur. Evet. Peygamber Efendimiz zamanında da varlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrı İnşallah. Mescit kuruyorlar. Bak namaz kılıyor. Mescit var, camiye gidiyor bunlar. Hac yapıyorlar. Oruç tutuyor. Evlilik konusunda da çok titizler. Sırf cihat ve zorlu olaylara girmiyorlar. Yani tehlikeli mesela ailesine zarar verecek. Hep dikkat etsin hep ailesini ve çocuklarını bahane ediyorlar. Kur'an ayetlerini demin okumuştuk dikkat ettiyseniz. Evet. Orada hep evimiz açıkta, çocuklarımız, ailemiz aman diyorlar. Allah ayeti diyor ki eğer diyor eşleriniz, çocuklarınız, aileniz, yarım kalmasından korktuğunuz ticaret, içinde oturduğunuz evler ve aşiretiniz diyor yani etrafındaki evet. daha geniş evet. çevreniz size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele etmekten yani cihat, tehlikeli, riskli işlere girmekten daha hayırlıysa diyor bekleye durun diyor. Yani intikam alacağım diyor Allah sizden. İnşallah. Ama tabii bunlar da özel yaratıldıkları için intikam olduğunda da yine evet. şuursuzlar. Yine şuuruna varmıyorlar. Evet. Münafık müminlerin kıymetini artırmak için özel yaratılmış bir ekiptir. Yani münafık olmazsa müminin değeri bir parça düşer. Münafık müminin değerini artıran bir mahluk tayfesidir. Onlarla kıyaslayarak Allah insanların gözünde onların değerli olduğunu göstertiyor. İnşallah. Mesela Mehdi cemaatinde de münafıklar çıkacaktır. Sonra bunlar çok meşhur olacaktır bu münafıklar. Bütün insanlık bilecek. Resimleriyle, isimleriyle, şahıslarla bilinir. Bütün dünyaya ibret olacaktır bütün münafıklar. Yani ahirette de bütün insanlara ibret olacaktır. Peygamber Efendimiz zamanındaki münafıklar da, Hazreti Musa devrindeki münafıklar da bunlar ünlüdür. Evet. Mesela Samiri vardır, ünlü. Mesela tarihe geçmiştir. Peygamber Efendimiz zamanındaki münafıklar tarihe geçmiştir. Mehdi devrindeki münafıklar da tarihe geçeceklerdir. Yani herkes tarafından bilinecektir. Herkesin aşağıladığı, şerefsiz, haysiyetsiz gördüğü mahluklar olarak bilineceklerdir. O devirde Mehdi talebelerinin ne kadar gayretli olduğu anlatılacak ve münafıkların da onlara karşı yaptığı faaliyetler anlatılacak. İnşallah. Onlara karşı verdikleri mücadele anlatılacak. Bu her ikisi de tarihe geçecektir. Nasıl Peygamberimiz zamanı tarihe geçtiyse, Hazreti İbrahim devri tarihe geçtiyse bu da tarihe geçecektir inşallah. İnşallah. Müminlerin içinden kendilerine benzer kişileri seçip kendilerine çağırmaları da var. Hatta bunun için dediğiniz gibi mescit kuruyorlar, özel mescit kuruyorlar. Ve kendilerine doğru eleman toplamaya çalışıyorlar. Bak, taraftar çağırıyorlar. Evet, müminlerin felaket haberlerini dışarıdan bekliyorlar bak dikkat ederseniz. Bu nedir? Yani Müslümanlar yapılacak bir operasyon, bir saldırı, bir hakaret, bir oyun. Bunu dehşet içinde dışarıdan izliyorlar. Ama dışarıda oldukları için de kendilerini güvende görüyorlar. Evet. Müslümanların o göğüs göğüse mücadelesine
uzaktan seyirciler. Müslümanlar galip olduğunda gıpta ediyorlar. Yani haset ediyorlar. Keşke biz de olsaydık. Evet. Ama Müslümanlara bir saldırı olduğunda acayip hoşlarına gidiyor. Kendileri kurtuldu. Tabii kurtuldu. Allah bizi korudu diyorlar. Çok iyi oldu diyorlar. Yani bir ürkmüş bir kuduz köpek gibi. Yani bütün mesele Müslüman cemaatinden ayrı olmakta olarak görüyorlar. Evet. Ama yine de etrafından kandırmak için ayrıldıktan sonra yine namazlarına yine devam ediyorlar. Yine oruç tutuyorlar. Bir arada birbirlerini kandırıyorlar. Yani münafık topluluğun özelliği. Biz zaten Müslümanız diyorlar. Onlardan ayrıyız ama Müslümanız diyorlar. Ya küfre karışmıyorlar. Yani küfür karakterinde olduğu halde, İslam'dan nefret ettikleri halde, Müslüman'dan nefret ettikleri halde yine o münafıklığın gereği olarak namazlarına, oruçlarına, ibadetlerine devam ederek yine bir cemaat halinde, grup halinde yaşıyorlar ayrı bir şey olarak. Evet. Ve bütün görevleri de Müslümanlara karşı mücadele oluyor. Bakın bu çok acayip. Yani ana amacı, yani bilinçaltından bu bir türlü gitmiyor. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep şehit etmeye çalışmıştır münafıklar. Çünkü Peygamberimiz durduğu müddetçe vicdan azabı çekiyor, rahatsızlar. O mesela savaşa gidiyor, cihada gidiyor, her seferinde vicdan azabı çekiyor, rahatsız oluyorlar. Çünkü aşağılanmış oluyorlar. Onun için kalben müthiş nefret ediyorlar. Peygamberimizin sohbeti oluyor. Sohbet anında bir başkası çıkarken onu siper ediniyor. Kur'an ayeti var. Ona gizlenerek mesela bir kişi gidiyor ya, onun arkasına o çıkarken onun yanından o da gidiyor. Görünmeyecek şekilde kendince. Ayet onu belirtiyor.